Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023 30 Ağustos Çarşamba, Hicri 1445 14 Safer. Günün ayeti: Onların ateşin üzerinde durduruldukları zaman ne olurdu dünyaya döndürülseydik? Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen. Günün hadisi: Bir kimsenin insanlar helak oldu dediğini duyarsanız, bilin ki o kendisi herkesten çok helak olandır. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1908, Hicaz Demiryolu açıldı. 1922, Kurtuluş Savaşı veren Müslüman Anadolu güçlerinin Yunan işgal güçlerine karşı başlattıkları büyük taarruz zaferle sonuçlandı. 1988, Halepçe katliamından sonra Irak ordusundan kaçarak Türkiye sınırına yığılan binlerce Kürt, günler süren beklemenin ardından hükümetin sınırları aşmaya karar vermesiyle Hakkari'nin Çukurca ve Uludere ilçelerine yerleştirildi. 1995, NATO, Sırplara karşı hava harekatı başlattı. Sırp askeri hedeflerine yönelik NATO bombardımanı için gerekçe olarak Srebrenica katliamı ve Markale pazarındaki patlama gösterildi. Sırp vahşetinin Bosna'da soykırım ve katliam noktasında yapabileceği her şeyi yaptıktan sonra gelen bu müdahale, Müslüman kamuoyunu tatmin etmemekle beraber katliamları durdurmuş olması açısından umut verici oldu. Sırplara yapılan bu müdahale bilinçli bir şekilde abartılmış, neredeyse Sırp katliamcılar mağdur gibi gösterilmiştir. Hiçbir sivil kaybın olmadığı ve tamamen askeri hedeflere yönelik yapılan operasyon sonucu Sırp Cumhuriyeti teslim oldu. 2013, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın önde gelen liderlerinden Profesör Doktor Muhammed el-Biltacı, Gizze'nin Ebu Nemrus bölgesinde Tersa köyünde gözaltına alındı. 2014, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde 50 köy sular altında kaldı. Bölgede yaşayan 500 bin kişi selden etkilendi. 2014, Junta güdümündeki gayrimeşru Giza Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bediye müebbet hapis cezası verildi.